Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ders sizlerle birlikte tasarımda ergonominin öneminden bahsedeceğiz. İlk olarak ergonomi nedir? Ergonomi kelime anlamı olarak kısaca şöyle ifade edebiliriz. Kelime anlamı iş bilimi anlamına gelmektedir. Daha detaylı bakacak olursak eğer ergonomi bireyin fiziksel ve psikolojik özelliklerini araştırmak suretiyle insanın makine ve çevreyle adaptasyonunu inceleyen çalışmaların bütünüdür. Antropometriye bakalım. Antropometri insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İnsanların fiziksel ölçülerini konu alır. İnsanların fiziksel ölçüleri nelerdir? Boyumuz, el kol ayak uzunluğumuz, boyun uzunluğumuz, omuz genişliğimiz gibi. Şimdi bu evde antropometri ve ergonomik açısından inceleyecek olursak eğer, ev mimarisini düşünün arkadaşlar. Evin yüksekliği, kapı giriş yükseklikleri, pencere boyutları, balkon genişlikleri, lavabo boyutları gibi tasarımlar insanların vücut boyutları ele alınarak tasarlanmıştır. Antropometrinin yanı sıra pencerelerin ve kapılarının açılabilir oluşu, çatı olukların ve evin bacasının oluşu, balkon demirliklerin bulunması gibi diğer akla gelebilecek unsurlar da evin ergonomik oluşunu ifade eder. Ev mimarisinde antropometri güvenlik ve insanların yaşam kolaylığı gibi ihtiyaçlarının bütün halinde uygulanması evin ergonomik olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Ergonomi görevleri nelerdir? Bunlara bakacak olursak eğer arkadaşlar. Ergonominin görevleri. Sıcak ortamlarda fiziksel iş yükünü azaltmak. Bazı hareketlerde çaba derecesini azaltmak. Çalışma pozisyonlarını geliştirmek. Çalışma ortamlarına yönelik aydınlatma, hava ve gürültü koşullarına ilişkin olarak en iyi ortamı geliştirmek. Gereksiz bilgileri anımsama çabasını önlemek. Gösterilerin okunmasında işçilerin psikoduygusal görevlerini kolaylaştırmak. Ergonominin amaçlarına bakacak olursak. Ergonominin amacı işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, iş gücü kayıplarının önlenmesi, yorulmanın ve iş stratejisinin azaltılması, İş kazaları ve mesleki risklerin en aza indirilmesi, verimlilik ve kalitenin yükseltilmesidir arkadaşlar. Ergonomi örneklerine bakacak olursak eğer. Şimdi örnekte iki tane görsel mevcut. Görselin biri bilgisayar boyutu ve koltuk boyutu kişinin kendi vücut ölçülerine göre ayarlanmadığında sırt bölgesindeki kemiğin duruşu ve kendi boy ve sırtına göre ayarlandığında kişinin çalışma durumundaki kemik duruşunu gösteriyor. Şimdi burada hangisi daha ergonomiktir dersek arkadaşlar, tabii ki bu görsel daha ergonomiktir. Bardakların ergonomik oluşuna bakıyoruz arkadaşlar. Bardaklarda nasıl bir ergonomiklik var? Şimdi şu bardakta tuttuğumuzda elimiz arkadaşlar yanabilir. Sıcaklıkla elimiz yanabilir. Ama şurada tutma kulpunun olması bardağın ergonomik olduğunu gösterir veya şu dış cephesinin korunaklı olarak elimizin yanmasını önleyebiliriz. Ergonomik olması bizim burada işimizi kolaylaştırır. Yatak arkadaşlar toplanabilir olması.
Bu da bir ergonomik üründür arkadaşlar. Sandalye de bir ergonomik üründür. İkisi de oturma işlevini görüyor. Fakat buradaki sandalyede sırt ve boyuna göre ayarlanan yastık olması, daha konforlu durması ve sandalyenin ileri ve arkaya doğru yaslanması. Şu sandalyede sadece yükseklik indirip çıkarabiliyoruz. Burada koltuğun arka bölümünü de yaslayabiliyoruz. Bu ürünümüz de ergonomiktir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu ders sizlerle birlikte tasarımda ergonominin öneminden bahsettik. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.